Selamlar, merhabalar. Herkese bol kazançlar diliyorum. Kanalımızda yine bir eğitim içeriği videosu olacak bu video. Bu videoda biraz daha diğer anlattıklarımızdan biraz daha farklı olması için farklı bir konuyu işlemek istedim. Destek dirençleri gördük, order blokları gördük, likidite yapılarını gördük. Dolayısıyla kanalımızda aslında ücretsiz eğitim içeriklerimiz tam gaz devam ediyor. Ve neredeyse 40 videoyu geride bıraktık ücretsiz eğitimlerde. Dolayısıyla artık biraz daha böyle kademe kademe, biraz daha detay konulara, biraz daha özel konulara, kendi tekniğime e, yönelik konulara da girmeye başlayacağız. Hemen başlayalım. Hepiniz bir kez daha hoş geldiniz. Bilindiği gibi destek direnç noktalarının seviyeleri var. E, trend çizgilerinin seviyeleri var. Order blokların çizildiği yerler var. Kullanılan indikatörler vesaire var. Hepsi teknik analizin aslında bir çeşidi, bir türü ve hepsinin amacı fiyat anlamında bir öngörüye sahip olmak. Fiyatın ilerleyen zamanlarda gelecekte veya yakın gelecekte aşağı mı düşecek, yukarı mı çıkacak bunun hakkında bir öngörüye sahip olmaktan ibaret. Şimdi ve yine Fibonacci çizimleri var de teknik analiz yöntemlerinden biri olarak kullanılıyor bildiğiniz gibi. Şimdi ben size biraz daha farklı bir yöntem göstereceğim. E, tabii ki kullanıp e, bu konuda tecrübe edinmek tamamen size kalmış bir şey. Biraz daha kullanıma bağlı olarak, tecrübeye bağlı olarak farklılık göstereceğini düşünüyorum. Zaman dilimlerinden baz alacağız, zaman dilimlerine göre biraz farklılıklar yapacağız. Traderların yaptığı gibi bir işlem yapacağız aslında. Şimdi örnek verelim. Toasoda şu anda Günlük grafikte e, açık ekranlarımızda %2,53 günlük grafikte bir düşüş gelmiş. Şimdi bu sistem, bu mantık, bu yapı nasıl ve neyi baz alıyor? Yüksek zaman diliminden seviyeleri belirlemeyi, yüksek zaman diliminden destek direnç noktalarını belirlemeyi ve daha sonra düşük zaman dilimine inerek onunla ilgili bazı aksiyonlar almayı baz alıyor. Günlük grafikten uzatmayalım hemen 3 aylık grafiğe geçiyoruz. Bakın 3 aylık grafik. 3 aylıkta tabi biraz daha seviyeler ne oldu? Seviyeler mumlar değişti. Mum yapıları değişti. Şimdi değerli arkadaşlar mum yapıları dersini hatırlayınız. Mumlarda fitilin geldiği en üst nokta o zaman diliminde şu an 3 aylıktayız. Son 3 ay içerisinde fiyatın gördüğü maksimum nokta. Bakın burada da yüksek 326 diyor. Peki alttaki fitil neydi? O 3 aylık periyotta fiyatın gördüğü minimum nokta. Bunu da biliyorsunuz o da şurasıymış hatta şurasıymış. Ve yine gövdeler var. Gövdelerde ne? Fiyatın kapandığı nokta, eğer yeşilse yukarıda kapanıyor ve açıldığı nokta. Dört tane farklı nokta var. Bunu mum formasyonları dersinden biliyorsunuz zaten. Bilmeyenler için de bu alana bir gerekirse sağ ekrana bir link eklemeye çalışırım unutmaz isem. Şimdi bu cebimizde, bunu önce anlatmak istedim. Neden bunu anlattığımı birazdan daha iyi anlayacaksınız. Şimdi bakın, Fibonacci çizimlerinde ne yapıyoruz? Dip ve tepe noktaları baz alıyoruz. Eğer yükselişin düzeltmesini arıyorsak ne yapıyoruz? Dip noktadan tepe noktaya bir Fibonacci çiziyoruz. Doğru mu arkadaşlar? Peki düşüşün düzeltmesini arıyorsak ne yapıyoruz? Yine tepe noktadan dip noktaya bir Fibonacci çiziyoruz. Bunlar zaten bildiğiniz konular. Bakın burada son 3 ayda yeşil bir mum atmış. Tofaş hissesinin mumu. Son 3 ayda yeşil mum atmış. Şimdi yani fiyat aslında dip nokta itibariyle burası. Fibonacci'yi buradan başlatacağım. Tepe noktası itibariyle de en üst nokta. Bunu ben şöyle bir sağa doğru çekmek istiyorum. İşte bakın destek direnç noktaları burada. Yani bazı küçük yatırımcılar görüyorum hala destek direnç noktalarını soruyorlar. Tabii ki hani öğrenene kadar e, bunu sormaları doğal ama dediğim gibi destek direnç noktalarının birçok farklı yöntemi var. Şimdi ben 3 aylık periyoddan günlük zaman dilimine indiğimde ilerleyen günlerde, ilerleyen haftalarda Toaso için bu seviyeleri bir destek noktası olarak kullanabilirim. Şimdi gelelim yeniden 3 aylık zaman dilimine ve bunu bir test etmeye çalışalım. Örneğin geriye dönük yeniden oynat diyelim ve son 6 ayı şöyle bir es geçelim. Son 6 ayı bir geride bırakalım. Diyelim ki buradayız. Şu an bu sistemi bir test ediyoruz. Back test çok önemlidir teknik analizde. Bakın bir düşüş mumu bu. Bir kırmızı mum. Dolayısıyla tepeden dibe doğru bir Fibonacci çekeceğim. Tepeden dibe doğru. Düşüş mumu olduğu için. Bakın tam tepeyi noktasal alacağım. Ve tam dibi noktasal alacağım. Noktasal olması çok çok önemli. O yüzden biraz daha zoom yapıp ne kadar noktasal olduğunu çok net bir şekilde pardon. Şöyle yapalım hatta. Ne kadar noktasal olduğunu net bir şekilde kontrol etmem gerekecektir. Evet şöyle edelim. Dip noktayı da çok noktasal yapalım. Şöyle şuna sağa doğru yanaştıralım. Peki. Evet. Şu anda 3 aylık periyotta düşüşmeme olduğu için yukarıdan dibe bir Fibonacci çektim. Gelin şimdi inelim günlük periyoda. Günlük periyoda indiğimde şöyle bir yapı benim karşıma çıktı. Ben şimdi bu seviyeleri, bu seviyelere bir destek ve direnç seviyesi olarak takip edeceğim. Özellikle hangi seviyeyi Fibonacci Golden Zone diye tabir edilen, bakın şu üç yeşil bölgeyi, bu seviye benim için çok önemli. Bu seviyenin yukarı kırılması artık düşüşün sonlandığı anlamına gelecektir genel yapı itibariyle. Çok fazla sizi bekletmemek adına bakın bu seviyelerin ne kadar iyi veya kötü çalıştığını birlikte görelim. Şöyle bakalım grafiği. Evet bakın Fibonacci değerlerine geldiğinde temas geldiğinde özellikle 618 değeri Fibonacci 0 618 ve 0 65 bandına temasla birlikte fiyatın anında bir böyle duvara çarptığını görüyoruz ve direkt bir kırmızı mum atmış. Burada anlayacağımız şey ne? Fibonacci'nin çalıştığı. Devam edelim. Evet peki 0618'i şu seviyeye itibariyle yukarı doğru kırdı. Ya burada anlayacağım şey ne? Fiyatın 3 aydan beri 3 aylık periyotta çizdiğim Fibonacci'ye göre kritik bölgeyi yukarı kırmış olması. Bakın tekrar ediyorum. 3 aydan beri geçemediği veya 3 aydan beri geçmek durumunda, geçmek zorunda olduğu kritik bölgeyi yeni kırmış olması. Bakın günlük grafikte bunu test ettik. Dolayısıyla bu saatten sonra üst alanları hedeflediği şeklinde bir anlam çıkartabiliriz. Bakın burası birinci hedef olarak karşımıza çıkacaktır. Burası ikinci hedef olarak karşımıza çıkacaktır ve burası da üçüncü hedef olarak belirlenebilir Fibonacci'ye göre. Şöyle baktığımızda birinci hedef geldi, iki geldi, biraz daha düzeltti ve nihayet üçte geldi. Şimdi e, bakalım rastgele bir hisseyle daha devam edelim. Hangi hisseyle devam edelim? Y yapıyla devam edelim. Evet, grafik görünümünü sıfırlayalım yine yine 3 aylık periyoda gidelim. Backtest yapacağımız için, backtest yapacağımız için şöyle rastgele şuradan yeniden oynat deyip rastgele bir yere geri gidelim. Peki son 3 aylık mumda oluşan mumumuz bu şekildeymiş. Bir yükseliş mumu, bir dip noktası var, bir tepe noktası var. Yükseliş mumu olduğu için Fibonacci düzeltme aracında en dip noktada burayı seçeceğim ve tepe noktada da burayı seçeceğim. Şöyle evet, noktasal olup olmadığını kontrol etmem gerekecektir. Çünkü günlük zaman ince çok şeyi fark edebilir. Şöyle yaptığımda galiba gayet noktasal oldu. Peki şimdi inelim günlük zaman dilimine. Şimdi günlük zaman diliminde yeşil mumun çizimi olduğu için bu. Ne yapacağım? Özellikle bakın yine şu üç yeşil bölgeden Fibonacci Golden Zone diye tabir edilen bu alandan yukarı doğru bir tepki gelmesini bekleyeceğim. Tepki durumunda da bir alım fırsatı olabilir şeklinde bir görüşüm olacak tabii ki. Ve tabii bunu yukarı kırıp, bunu yukarı kırıp üzerinde kalması durumunda da trendin devamı gelebilir şeklinde bir öngörüm olacak teknik analiz itibariyle. Yine hızlı bir şekilde akıtalım grafiği. Evet, çok güzel. Yani aslında yapı kırılım çok güzel ama bu anlatım için çok güzel olmadı. Ben böyle geriye dönmesini ve buradan destek bulmasını isterdim. Ama burada bizim öngörümüz ne olurdu? 3 aydan beri geçemediği tepe alanı, önemli kritik bölgeyi yukarı kırdı ve burada işleme dahil olmak Belki de mantıklı olabilirdi. Şimdi biraz daha kısa zaman diliminde örneklere geçelim. Ondan sonra videoyu sonlandıracağız. Evet bir coin olan bir alt coin olan AVAX paritesindeyiz. AVAX USDT paritesindeyiz. Ve biraz daha e, kısa zaman dilimine uygun biraz daha traderlığa uygun bir örnek vermek istiyorum. Zaman zaman geçmiş yıllarda benim çok sık kullandığım yöntemlerden biriydi bu. Yani yüksek zaman diliminden düşük zaman dilimine inerek bir öngörüde bulunma konusunu anlatmaya devam ediyorum. Bakın şu anda hisselerde 3 aylıktan başladık ve günlüğe indik. Bunda da günlükten başlayacağız. Ve bakın şöyle günlükte baktığımızda son gelen mumun kırmızı bir mum olduğunu görüyorum. Açılışı burada ve kapanışı burada. Dolayısıyla bu kırmızı mumda ne yapacağım? Tepe alandan dip alana bakın. Tepe alandan dip alana bir fibonacci çekeceğim. Şöyle. Değil mi? Şöyle. Peki. Bunu çektim. Şimdi ne yapacağım? düşük zaman dilimine ineceğim. Günlük 15 dakikalık da olabilir ama ben 5 dakikalara inmek istiyorum şu anda. Evet 5 dakikalara indim. Şu anda bu bir düşen günde. Yani bir kırmızı mum atmış. Dolayısıyla bunun bayağı tabir edilen kurulumu short yönlü. Benim şu an beklentim nedir? Yine bu üç yeşil bölgeden, 3 yeşil alandan aşağı doğru bir fiyatlanmasını makul görebilirim şu anda. Beklentim bu yönde olabilir. Piyasa benim beklentimi bana vermeyebilir. Bunu yukarı kırabilir. Yukarı kırarsa da şuraya doğru long yönlü bir işlem arayacağım. Şimdi çok kısa akıtalım birlikte bakalım neler olmuş. Evet Fibonacci seviyelerimiz şu an çalışmaya devam ediyor. Bakalım bizim kırmızı bölgemize geldiği zaman aşağı mı tepki alacak yoksa yukarı doğru kıracak mı? Evet kırmızı bölgenin içerisine girdi ve bir kırmızı mum attı. Peki devamında alt alana bir kırmızı mum daha attı. Teknik analiz yöntemlerini bir arada kullanacağım. Burada önemli bir konsolide yapı var. Bu yapı aşağı kırılırsa benim için buradaki kırmızı seviye çalışmış demektir. Bu yapının aşağı kırılımıyla şurası birinci hedef ve şurası ikinci hedef şeklinde bir kurulum yapacağım. Ama izin vermeyebilir. Evet bakalım şöyle. Bakın şu anda da bu yapı çalışıyor. Ama diğer yapıyı da yukarı kıramıyor. Diyecektim yukarı doğru şu an girdi. Peki şu an çalıştığı yere dikkat. Fibonacci 0618 bölgesinin şu an ve sağa doğru çekelim çok galiba şey yapmışız. Evet bakın 0618-065 bandından şu anda red yiyor. Yani red yeme ihtimali kuvvetli gibi görünüyor. Konsolide yapı çalıştığı için son olarak buradaki seviyeyi şuraya almak istiyorum. Bu seviyenin aşağı kırılımında ben ne yapacağım? Short yönlü bir işlem arayacağım. Bakalım ne olacak? Aşağı mı kıracak yukarı mı? Ben de bilmiyorum şu an. Evet o seviye hala çalışıyor. Hala çalışıyor ama yukarı kırdı. Bakalım yukarı doğru bir fırsat mı verecek? Evet bakalım Fibonacci hala çalışmaya devam ediyor. Bu seviyenin bakın baskısından bir türlü kurtulamayan fiyatlanma bakın bu kez de burayı destek olarak kendisine belirledi. O desteği kaybederse short yönlü işlem gireceğim. Şöyle bir kez daha bakalım evet. O desteği de şu mumla beraber kaybetti. Dolayısıyla şuradaki mumun açılışından şöyle bir de bir kurulum yapalım sizler için. Ondan sonra yavaş yavaş eğer inşallah take profit, take profit gelirse. Bakın şu mumun kırılımıyla, şu mumun açılımıyla aslında şurada bir işleme dahil olacaktım ben. Burada stop loss'um neresi olacak? Şuradaki Fibonacci'nin biraz üzeri olacak. Tek profitim neresi olacak? Öncelikle birincisi burası olacak. İkincisi de şu alan olacak. Evet şöyle bir kısa işlem yapmayı, yapmayı düşündüm. Bakalım stop mu edecek yoksa hedef gelecek mi? Bu sistemle şöyle bir alalım. Evet aşağı doğru iniyor. Aşağı doğru iniyor. Bizi neredeyse stop edecekti. Bakalım şöyle bir etti mi etmedi? Aşağı doğru hala iniyor. Birinci kar geldi. Birinci karı muhtemelen almıştık. Birinci kar cebdeydi ve şu anda ne oldu? İkinci kar da geldi. Evet canlı canlı yaptım arkadaşlar bu işlemi çünkü bu alanı ben de bilmiyordum. Hatta özür dilerim. Fiyat şuraları gelince muhtemelen stop edecek beni diye düşündüm ama stop etmedi. Güzel bir e, ne diyelim işlem setup örneği de kısa vadeciler için sunmuş oldu. Şimdi konuyu toparlayalım ve videoya son verelim. Evet buradaki bu sistemin, bu stratejinin mantığı yüksek zaman diliminde oluşan fiyat hareketlerinin bıraktığı izler izleri takip ederek düşük zaman diliminde de fiyatın kendinden daha büyük olan, daha büyük saygı duyduğu yüksek zaman dilimine olan reflekslerini, tepkilerini ölçmek ve bu reflekslerden, bu tepkilerden kendimize bir pay çıkarmak. Olayın özet, özeti tamamen buydu değerli arkadaşlar. Umarım yine sizlere bir şeyler katan bir video olmuştur diye düşünüyorum. İşlemlerinizde lütfen bunu kullanınız. Sadece son bir şey eklemek istiyorum. Benim burada yayınladığım eğitim içeriklerini tamamen hayatının özü haline getiren, traderlığının, yatırımcılığının özü haline getiren arkadaşlar da var. Teknik analiz derya deniz arkadaşlar. Teknik analiz e, her bir farklı türü, farklı yöntemlerle, farklı ürünlerde kullanılan bir unsurdur. Dolayısıyla her bir anlattığım videoyu tamam ben bu videodan sonra mutlaka karlı işlemler alacağım diye düşünmeyiniz. Önemli olan olayın özünü anlamanız, kavramanız. Herkese bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalınız.